tüm misafirlerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Önce nacizane kendimi kısaca tanıtacağım. Daha sonra şu mikrofonu niye bana verdiler, onu söyleyeceğim. Daha sonra da güzel çiftimize ve birkaç tane genç arkadaşımıza ufak bir hediyem olacak. İsmim Yaşar Nurullah, 25 yaşındayım. Azerbaycanlıyım. 7 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Yaklaşık 5 yıldır evliyim. Uzmanlık olarak da psikiyatri, psikoterapi alanında gelişmek istiyorum. Uzmanlaşmak istiyorum. Şimdi ben eşimle tıp fakültesi 1. sınıfta tanıştım. 2. sınıfta da evlendik biz. Ben 18 yaşımda hep böyle evleneceğim diyordum. Ailemi ikna süresine başlamıştım. 20 yaşımda da evlendim. Sonra biz bir tane tıp fakültesi 2. sınıfta evlenmek diye bir video çektik. Kanalımıza yükledik. O videom 100 binlerce izlendi. Böyle gençlerin, hani evlenmek isteyip evlenemeyen gençler var ya, onların bir nevi böyle şikayetlerini dile getiren bir şeye dönüştüm onlar için. Abi gibi oldum. Sonra biz 3 tane düğün yaptık. Bir tanesi Düzce'de, orada tıp fakültesinde okuduğumuz için. Bir tanesi Azerbaycan'da, ben orada yaşadığım için. Bizim de Bartın'da yaptık. Eşimin ailesi de Bartın'da oturuyor. Sonra öğrenciyken böyle 3 düğün yapınca onu da videosunu çektik. Düğünlerimde konuşma yapıyordum böyle her zaman. Mikrofonu alıyordum, işte anlatıyordum şu bu falan diye. Böyle gençlerin dilinden bir şeyler söylüyordum. O damat konuşmaları da çok izlendi. Çok izlenince gençler bana şey yazmaya başladı Instagram'dan, mailden. Abi anne babamı ikna etmek istiyorum, onunla bir konuşur musun diye. Ben böyle gençlerin anne babasıyla konuşmaya başladım. Yani temel amacım öğrenciyken evliliği savunuyorum. Evliliğin sadeleşmesini, uzatılmamasının taraftarıyım. Bu konuda böyle kendi araştırmalarımızı, okumalarımızı böyle gençlerle paylaşıyoruz. Evlilikle ilgili birkaç tane cümleye değinmek istiyorum. Evlilik Allah'a giden en kolay yoldur. Bu manevi boyutunu kesinlikle gençlerimizin unutmaması lazım. Evlilikte her zaman ticaretimiz, işbirliğimiz Allah'la olmalı. Yani hadis-i şeriflerimizde de var ya, evlilik dinin yarısıdır, iyi bir eş huzurun başlangıcıdır diye. Ben de güzel çiftimize Allah'a giden yolda huzurlu bir yolculuk yapmayı arzu ediyorum. Evlilik 10 lira verip 100 lira almak gibi bir şey. Yani kesinlikle bir şey vereceksiniz, taviz vereceksiniz, fedakarlık yapacaksınız. Ama karşılığında alacağınız şey her zaman çok daha fazlasıdır. Evlilikle ilgili üçüncü en çok beğendiğim cümlelerden biri şu. Evlenmeden önce, bu muhtemelen atasözüdür, bilmiyorum kaynağını. Evlenmeden önce gözünü 4 açacaksın. Yani eşini iyi araştıracaksın, soruşturacaksın, kendini ve eşin olacak insanı iyi bulacaksın. Ama evlendikten sonra da gözünü birini kapatacaksın. Eşinin bazı hatalarını, eksiklerini görmezden gelmek lazım. Bence dünyadaki tüm pisliklerin, kötülüklerin, kavgaların, savaşların temelinde ego dayanıyor. Yani ben kelimesi yatıyor. Ben nerede varsa orada bir sorun çıkar, kavga çıkar, huzursuzluk olur. İşte evlilik bu ben kavramını terbiye eden en güzel yöntemlerden birisi diye düşünüyorum. Çünkü insan evlendiği zaman, bu yola girdiği zaman artık bencil düşünemiyor. Eşiyle artık biz kavramını yaşatmaya başlıyor. Bir süre sonra çocuk oluyor, çocuklar oluyor, aile büyüyor. Ve bu ben kavramı iyice küçülüyor ve eğitilmiş oluyor. İnsan artık biz bilincine düşünmeye başlıyor. Ve başarı da zaten orada. O yüzden evliliği biz bilincini geliştirmek için de önemli bir vesile olduğunu düşünüyorum. Başka evlilikle ilgili... kopya çekebiliyor muyuz? Bir başlığa bakacağım. Bir de gençler genelde şöyle düşünür. Ben ömrü boyu kendime hizmet edecek birini arıyorum. Bilinçaltında bana hizmet edecek bir eş bulmam lazım. Kendini bana uyarlayacak bir eş bulmam lazım diye düşünür. Ama aslında şöyle olması lazım. Ömrü boyu hizmet edeceğim bir eş bulmam lazım. Birçok üniversitenin yaptığı bilimsel araştırmalarda şu gösterilmiş. Mutsuz evliliklerin, tatminsiz ilişkilerin, özellikle de boşanmaların temelinde yatan en esas iki neden varmış. Bir cinsel bilgi eksikliği, cinsel yetersizlik. Diğeri de hatta en önemlisi ailelerin müdahalesi. O yüzden nacizane anne babalarımız başımızın tacıdır. Onlara bir genç olarak, gençlerin dilinden bunu iletmek istiyorum. Lütfen gençlere müdahale etmeyin. Yani öncelikle güvenebileceğiniz, anne baba ben bununla evleneceğim dediğinizde tamam oğlum, tamam kızım, sen bulduysan doğru insandır diyebileceğiniz bir çocuk yetiştirin. Ondan sonrasında gerisini ona bırakın. Evlilik öncesi hazırlık, evliliği kalitesini belirler.
Yani bir çift evlilik öncesi ne kadar hazırlanmışsa, okumuşsa, araştırmışsa evliliği o kadar mutlu ve başarılı olur. O yüzden ben kitap okumayı bu bağlamda çok öneriyorum. Bir çift evlenmeden önce en az cinsellikle ilgili, kadın erkek psikolojisiyle ilgili, çocuk eğitimiyle ilgili, aile kavramıyla ilgili en az 5 tane kitap okuması lazım. En az 5 tane okuması lazım, sonra evlilik yoluna girmesi lazım. Gençlerimize kitap okumalarını, anne babalarımıza da evlenecek aşamada olan gençlere önceden kitap hediye etmelerini, okutmalarını naçizane tavsiye ediyorum. Çünkü yani pahalı tabak çanağı olan, pahalı düğünü olup boşanan çok çiftler var. Evlilik öncesi hazırlık bağlamında ben de birkaç küçük hediye getirdim. Bir tane kitap getirdim. Biz tüm düğünlerimizde kitap hediye etmiştik bu arada, onlar tane. Buraya 3 tane getirebildim. Ondan sonra bir sürü arkadaşım da düğünde kitap hediye etti. Ben de Mekşan'ın düğününde bu geleneğin devam etmesini istedim. Kitaba dayanan şeyler daha sağlıklı olur. Rahmetli Doğan Cüceloğlu hocamızın evlenmeden önce kitabını bir çiftimize hediye edeceğim. Nişanlı olan bir çift varsa ya da nişanlı olan çocuğu olan varsa evde kalırsın, ona bir tane vereceğim. Nişanlı mı? Oğlum nişanlı. Tamam abla, bir tanesi size. Mutlu olsunlar inşallah. Rica ederim. Nişanlı mı abi? Tamam, getireyim. Nişanlı mı abi? Yakın mı? Helal olsun inşallah. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Sağ olun, sevgiler, saygılar.